Tamam, başlıyorum. Alo, alo. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için ev turları, villa turları, rezidans turlarımıza devam ediyoruz. Geçen hafta Louvre Urla projesinde Seyhun Bey benim mekanı basmıştı. Şimdi bu hafta ben onun mekanındayım. Neredeyiz? Biz sıra İzmir'deyiz. Nergis Hanım hoş geldiniz. Mekanın sahibi geri geldi. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım. O zaman. Bu sefer ben sizin mekanınızdayım. Zaten Misral'i çok seviyorum. Keyifli bir gezi olacak. Çok güzel bir gezi olacak inşallah. Bugün şu anda bulunduğumuz konum, biliyorsun havuzumuzda böyle ufak bir sis havuzumuz var. Evet. Mistral ofis kulenin önündeyiz. Yani burada birçok firmanın, şirketin olduğu ofis kuledeyiz. Ama bugün ben size çarşımızı ve Mistral konut kuleyi gezdireceğim. Tamam, harika. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Haydi. Geldik. Bu arada girmeden evet. de tabii ufak bir bilgi vermek isterim. Evet, proje hakkında biraz konuşalım. Merak edenler var izleyicilerimizden. Sizden özet bir bilgi alalım. Çok güzel. Projemiz 2016 yılında teslim edildi. Hı-hı. 38 kattır oluşuyor. 110 daire mevcut projemizde. Evet. Bunların içerisinde 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 açık mutfak, 3 artı 1 kapalı mutfak ve 4 artı 1 penthouse dairemiz mevcut. Sosyal yaşantı anlamında da altımızda bir özel bir spor tesisi var. Ona üyelik yapılıp direkt asansörden evimize inip de kullanabiliyoruz. Otopark var. Onun otoparkı dışında. Var tabii ki, kapalı otoparkı var. Zaten güvenlik. Lobisi, 24 saat güvenliği hepsi mevcut. Tamam, gezelim o zaman. Buyurun. Bugünkü dairemiz kaçıncı katta? Bugünkü dairemiz 16. katta. Size örnek bir 2 artı 1 göstereceğim Nergis Hanım. Tamam. Bu arada resepsiyonumuz... Merhaba. Merhaba Ercan Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Sağ tarafımızda yine misafirlerimiz için bekleme lobimiz var. Evet, şık bir lobimiz var. Evet, şık bir lobimiz var. Buranın ışıklarını çok seviyorum. Evet, buradan da direkt şimdi içeri gireceğiz. Tamam. Dairemize çıkacağız. Haydi Buyurun. Çıkalım. Bu arada siz gelmeden ben daireyi hazırladım. Elektriklerini tamam. açtım. Harika. Her şey şu anda. Direkt gezmeye hazırız. Hazır. Şu an direkt dairemizin içerisine gireceğiz. Tamam. Buyurun. Bu daire eşyalıydı. Bu daire eşyalı denizim. Örnek dairemiz. Zaten girdiğimizde biliyorsunuz, bakıyorsunuz tam karşınızda böyle bir ayna ve dolapla başladı. Ayna ve dolapla başladı. Tamam. Ben gözlüğümü şuraya bırakayım, çıkarken hatırlatın, tamam mı? Unutmazsınız, merak etmeyin. Yine sağ tarafta akıllı ev sistemimiz var. Evet, bunda burada bütün kontrol panelimiz var. Işığı otomatik açıp kapattığımız. Doğru. İletişim, tamam. taksi, işte mesaj. Site yönetimine kadar her şey var. Hepsi ulaşabiliyorsunuz. Tamam. Yine arkanızda şöyle yapalım. Kamera hatta gösterirse büyük bir vestiyer alanımız yine vestiyer var. Alanımız var. Yine elektrik panosunun olduğu kısım. Güzel. Kapatıyorum şöyle. Sağ tarafımızda gördüğünüz gibi açık bir mutfağımız var. Hı-hı. Burayı da şöyle açayım size. Gizli bir parmağım sıkıştı. Gizli çamaşır bir dolabı var. Evet, kurutma, çamaşır dolabı, bunları koyabiliyorsunuz. Tamam. Burada yine böyle dolaplarımız var. Orası bulaşık makinemizin var. Siemens kullanılmış. Siemens, evet, bulaşık makinemizin olduğu yer var. Burada yine son zamanlarda biliyorsunuz artık ufak dolaplar yetmiyor. Çift kapaklı. Çift kapaklı yine burada büyük bir buzdolabımız var. Difüzinle beraber gayet de yeterli bir. Bir de şu dolap kapaklarını çok seviyorum ben. Hani o bütünlüğü koruyor evet, ya. Evet. Sanki dolap yokmuş evet. gibi gizli bir şekilde. Hatta Urla'daki projenizde de evet, sizin. Evet. Çok keyifli görünüyor. Burada fırınımız var. Set üstü ocağımız. Bunları da hep kaplama yapmışlar. Tabii bunlar da hep kaplama gizli yapıldı. Gayet yeterli dolap hazneleri. Şöyle açılıyor. Burada ne var? Hans Gruhe var yine. Evet.
Balkonumuzdan başlayalım Ergiz Hanım. Ya önce manzarayı görelim sonra evi gezelim. Tamamdır. Hadi. Buyurun o zaman. Ben hangi cephedeyiz şu an? Kafam karıştı biraz. Liman cephedeyiz. Liman cephe. Tamam. Ve Ankara Caddesi cephesindeyiz. Ege Perle'yi görüyoruz. Buradan devam mı ediyor? Buradan bak? Tabii devam edelim Ankara Caddesi cephesinde. Burada burası bize ait. Bu balkon komple bu eve ait zaten. Burada wow. Da yine baktığınızda yine Bayraklı'nın birçok işte ofislerinin, konutlarının birçok yerin, folkartların. Biz şimdi bir dakika başladığımız yer Mistral'in ofis kulesinin Mavi altıydı. Canlı, şu aslında an. Aslında oradaydı. Evet. Şu an konut kuleyle karşılıklıyız. Evet doğrudur. Buradan da zaten oturduğunuzda şöyle bir baktığınızda. Yalnız eşyalar da tabii örnek daire olduğu için çok keyifli. Evet, çok keyifli, çıkmış. Çok spor. Şöyle. Baktığınızda. Şurada mesela her yerde olmayan bence ışık detayı var. Çok güzel bir balkon ışık detayı koymuşlar. Evet. Biraz da rüzgarlı bir balkon. Tabii bugün artık ama Ekim ayına geldik. Bugün hava soğuk zaten. Hava soğuk ve Ekim ayına artık geldik. Şu 10 gün sonra Ekim'in içerisindeyiz yani artık. Evet. İzmir'in çok da biliyorsunuz kışı yok. Kısa bir kışı var zaten. Anca şöyle rüzgarlı geçecek. Yani. Hadi o zaman devamını gezelim. Buradan yine devam edelim. Direkt salona girebiliyoruz. Tabii. Buradan salona girdiğimizde gayet zaten kullanışlı şık bir salonumuz var. Doğramaları. Benim bu ara doğramalara bir ilgim vardı. Evet. Sanırım aynısı. Yine Rosso doğramalarımız. Hayır şey en son şimdi Louvre'yi geçen hafta yayınladık ya izledi evet. Herkes. Yeni gelen doğramaların rengine çok benziyor. Evet. Demek ki genelde demiş. Kullanılan evet. Bu oluyor. Şimdi 2+1 daire için öncelikle 6 kişilik değil 8 kişilik bir yemek masası var. Gayet yeterli sığıyor. Koltuk takımı var, TV ünitesi kısmı var, sehpa bölümü var. Yani aslında 3+1'e de bu kadar eşya koyuyoruz. Ama rahat rahat sığmış ve evi bulamamış dikkat etmişsiniz. Evet yani şu 8 kişilik masanın sığması bence çok büyük bir avantaj. Bir de böyle mutfakla tam arayı bölüyor ya. Çok da birbirine sıkışık değil. Değil. Yani hem kullanışlı hem salondan direkt hani ben geldim yemeğimi yaptım oturdum yedim ve oturma kısmına geçtim. Televizyonu izledim, filmi güzel izledim. Güzel yani evet. Bu tarafta o zaman devam odalarımıza edelim. Geçelim. Şimdi odaları gezmeye başlayalım. Evet. İlk odamız burada. Burayı çocuk odası olarak planlamışlar. Evet hatta şöyle çok da şık bir hatta bizim dolaplarımızı çok beğeniyorlar. Bunlar özel yapımı. Evet bakın. Bu şekilde çaplı. Evet. Şey vestiyerin açılışı gibi açılıyor. Evet Nergül Hanım. Örnek evi. Tabii. Örnek kıyafet bile koyuyor. Ama tabii ki her şeyi canlı canlı yaşaması gerekiyor evet, müşterimizin. Evet yani burada yaşıyormuşum hissini vermeliyiz. Veriyor şu anda. Gayet büyük bir dolap. Evet. Depolama alanı olarak. Tek kişilik yatak kullanılmış. Aslında çift kişilik şöyle yan bile rahat koysa. Rahatla sığabilir. Sığardı. Balkona çıkış yine buradan var. Orada tamam. Oturma takımımız var ama evet, hani biraz istersek, önce oturduğumuz alana çıkıyoruz. İstersek çekeriz sağa sola buradan çıkış yapabiliyoruz balkona. Metrekare olarak yeterli. Isıtma sistemi neydi burada? Burada VRF fan coil sistem vardı Nergiz Hanım. Tamam. Yani ısı poğaçar var. Ona göre kim ne kullanmışsa ısı poğaçar okunup o şekilde sıcak geliyor. Havada da aynı mıydı? Tabii sıcak soğuk ikisi de. Tamam. Hemen karşımızda odanın karşısında genel banyo doğrudur, var. Doğrudur, evet. Renkler çok güzel. Koridorda duvar kağıdı yoktu değil mi? Yok. Bunların hepsi normal. Duvar kağıdı var. Ve şey böyle bej gibi, krem gibi keyifli. Şurada yine bir depolama alanı var. İki çekmece. Duş alanımız. Şurada da bir tabii kapının tuvalet arkasında. Alanı. Evet. Yine Geberit marka kullanılmış burada da. Yerlerde taşlar var. Sevim Bey bu kapılar da orijinal değil mi? Yani böyle bir tarz. Aynalı. Evet. Hem rengi çok güzel hem o klasik ev kapısı gibi değil. Birbirine çok kombine oluyor parkelerle evet. Beraber. Çok uyum sağladılar. Yani parkenin tonu zaten güzel. Şu koridor ışıkları bir farklı hava kattı. Bir ışık katıyor, renk katıyor. Keyifli detaylar. Şimdi yatak odasına giriyoruz. Yatak odasına giriyoruz.
Ebeveyn banyosu var. Yatak odasından da yine Nergis Hanım. Ay çarşaflar çok güzel. Evet, hemen yatak odasındaki. Ay çarşaf çok güzel gerçekten. Gardırobumuzu da hemen ben size açayım. Gayet herhalde yeterlidir değil mi? Yeterli. Yani. Yani şey böyle nasıl diyeyim? Kullanışlı yeterli. Hani bazen böyle dümdüz oluyor ama ayrı şu detaylar olmayabiliyor. Şu bölümler. Biraz daha iterseniz evet açılır. Çekmece kısmı olmuyor ya bazen dolaplarda. Evet. Sadece kısmı... askı oluyor. Ama böyle büyük bir parça bir şey koyacağımıza rahat, sığmıyor. Rahat sığabiliyoruz. Buradan da yine Nergis Hanım baktığınızda şöyle yapalım. Balkonun devamına çıkıyoruz. Yine buradan şu an da. Burayı akşam hayal ettim tabii. Işıl ışıl, ışıl ışıl bir görüntü. Ya her odadan, salondan, mutfaktan balkona çıkabiliyoruz ve kullanabiliyoruz. Evet. O artısı da büyük. O keyifli. Dizayn çok güzel olmuş ama. Örnek şimdi ama müşteri bunu böyle gördüğünde böyle ister. Biz de öyle oluyor isteriz. Oluyor mu öyle? Yani gelen müşterilerde var mı? Teklife, hani ben bunu böyle teklifleri açız. Aldığımız yerler belli zaten. İsterlerse yönlendiririz. Eşyalandırma desteği sağlıyorsunuz. Yardımcı yani. Olur. Tamam. Şimdi bir de ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyomuza bakacağız. Buyurun. Işığı açık mı acaba? Açıktır çünkü ben açmıştım elektrikleri. Buyurun tamam. Gezebilirsiniz. Evet, diğerinden daha ferah. Normalde ebeveyn banyosu daha küçük olur. Genel banyo daha büyük olur. Evet. Burada ebeveyn banyosu daha büyük. Evet, genel banyo daha biraz daha ufak. Evet, misafir banyosu gibi diyelim. İkili depolama alanım var. Doğrudur, evet. Tuvaletin olduğu kısım. Gayet ferah. Renkler zaten aynı duvar kağıtlarıyla beraber. Gayet şık bir banyo. Beğendiniz. Ben zaten kule seviyorum. Evet. Peki şimdi Mistral'in farkı ne? Yani artık çok fazla kule var. Bu bölgede daha evet. Daha yapılacak olanlar var. Mistral'in farkı ne? Mistral Konut ve Şampiyonlar Ligi diyebilirim. Peki Sayın Bey. Buyurun. Ben Mistral'e geldim. Ev kiralamak istiyorum. Tamamdır. Nasıl rakamlarla karşılaşacağım? Nasıl rakamlarla karşılaşacaksınız? Biz ev kiralarımızda tabii 1 artı 1 işte çeşitleri söylemiştim evet. Size. 1 artı 1 bir ev tutacağım. 1 artı 1'ler 5500 liradan başlıyor. Biz genellikle yıllık nakit kiralamalar yapıyoruz burada. Yıllık peşin. Yıllık peşin yapıyoruz. Tamam. 5500 TL'den 12.000 TL'ye kadar rakamlarımız değişiyor kiralıkta. 1 artı 1 için değil. Hayır. Daire seçenek. Genel anlamda 2 artı 1'leriniz var 7500 lira, 3 artı 1'leriniz var 9.000 lira, kapalı ufakları var 12.000 lira gibi tamam. Rakamlar değişiyor. Tamam. Peki parayı buldum, ev almaya karar verdim. Tamam, çok güzel. Kiralıktan çıktım. Tamam. Ev alacağım. Satılıklarda da 1 milyon 800 bin lirayla 5 milyon 300 bin arası rakamlarımız değişiyor. Yani minimum Mistral'e giriş yapmanın bedeli 1 artı 1 satılıkta 1 milyon 800. Doğrudur Nergis Hanım. Aidat rakamları ile ilgili şöyle aidat bir neler dahil? Şöyle tabii 24 saat güvenlik, işte iç temizlik, buradaki güvenlik hepsi var. Aidat metrekare yanlış hatırlamıyorsam yanlışım olmasın 8, 7,5-8 TL arası değişiyor metrekareye göre. Yani düşünün 166 metrekare 8 ile çarpsak 1600 civarı bu 2 artı bir dairemizin aidatı var. Anladım. Yani artık normal oldu zaten bölgedeki aidat rakamları ve hizmetler yani karşılığında aldığımız hizmet burada yaşamanın bedeli. Biraz öyle oluyor. Diyelim Bayraklı bölgesi biliyorsunuz Manhattan projesi olan bir bölge. Daha da balkona çıktığımızda kamera göstermiştir işte liman tarafında daha 3-4 tane daha yeni kule yapılıyor. Bir de bölgeyi bilmeyen izleyicilerimiz için biz şu an konum olarak neredeyiz, nereye yakınız? Onu da bir özet geçelim mi? Biz şu anda Ankara Caddesi'ndeyiz. Ankara Caddesi yani İzmir'in tek bağlantı hattı olan caddedir. Tamam. Manhattan dediğimiz işte bir bölge burası. Alsancak'a 10 dakikada gidebiliyoruz. Trafik olmadığında. Okey trafik oldu demiyorum. İşte buradan Kemalpaşa'ya otobana... İşte atıyorum Manisa'ya otobana buradan bağlanıyoruz. Karşıya kodaman sol tarafımıza karşıya kalmıyoruz. Biz İzmir'in göbeğindeyiz. Çeşme'ye, Urla'ya, Seferihisar'a bu bölgelere çok yakınız. 40 dakikada gidebiliyoruz. Aslında o zaman Mistral'de beni şöyle bir hayat bekliyor. Yani
Karnım acıktı, aşağıya indim, yemek yedim. İşte Alsancak'a gitmeye karar verdim. Arabamı almama bile gerek yok. Evet. Taksiyle Alsancak'a gittim, geldim. Hafta sonu denize girmek istedim. Hemen bir bastım. 35-40-45 dakikada. Aynen öyle. Daha zaten size çarşıyı gezdirmedim. Çarşıyı gezeceğiz. Tabii çarşıyı gezdirmedim. Tamam. Dediğim gibi yine aşağıda rezidansımızın altında özel bir spor kompleksi var. Hı-hı. Oraya üyelik yapıyor. Buradaki oturan üyeliklerimiz. Evet. Onlar direkt şortunla, eşofmanınla asansörle iniyor. Kartını okutuyor ve spor salonunun içinde buluyor kendisini. Artı yine ofis kulede ofisi olanlar, iş adamları oradan ofisi var. Yan burada evi geçiyor. Var. Aşağıdan diyor ki ben ofisten geldim, yemeğimi yedim. Hiç araç kullanmayabiliyorum. Hiç araç kullanmadan bütün sosyal yaşantıyı da burada yaşayabiliyor Nergis Hanım. Çok güzel. O zaman çarşıya da gezelim. Bence de. Haydi. Buyurun. Yemek yiyebiliriz. Pazara mı geldik dersin? O kısma koyabiliyorsunuz ama ayrıca bizim aşağıda çok büyük bir misafir otoparkımız da var. Orayı da ben size gezdiririm ya. Tabii çarşı otoparkı yine burada büyük bir otel var. Yine. Otel alması da keyifli. Tabii yani yabancı müşteriler falan çok bu tarafa geliyor. Misafirlerimiz geldiğinde tabii ki de. Misafirlerimiz var. Mesela üst katta ne var? Üst katta spor salonu. Kuaför. Onları da çıkarırız dersin. Bir tur atarız. Ayrıca burada baktığınızda hele şurada zeytin var. İnanılmaz da suda yemekleri var yani. Karnınızın. Çekimden sonra bir de çekim kadrosu bu arada sizin gelmiyor. Aç aç gezdiriyorsunuz bize. Ayrıca de yine eczane. Karşıda Apoko, teker valimiz var. O da bayağı büyük bir market. Tabii büyük bir market. Bir de karşıda bir performans, bir müzik yapan atölye var. Son atölye geldi. Orası da çok büyük pandemi oldu. Çeşmeye geçtiler. Çeşmeye geçtiler ama şimdi tabii artık başlıyor. Başlıyor. O da güzel. Güzel de haber. Buradan isterseniz otoparka. Şöyle bir giriş kapısını görsek yeterli bence. Şöyle bir fotoğraf çeksin herhalde. Muhabbet. Evet, baktığımızda çarşı bayağı iyiydi. -1, -2 tabii şey burada iş yapan abonelerin geldi. Burada ofisi olan kişileri kullandı. Ama eksilisi bir de bir saptan olarak kullanabiliriz. Buyurun. Çıkabiliriz. Buradan çarşıyorum. Olur. Spor sonu ikinci kata çıkalım. Orada işte birkaç tane daha tutacak verelim kiraya. Onlara da bakalım. Görelim. Böyle hiçbir şey yok. Kendini kuleye kapattı. Evet. Öyle bir şey yok mu? Kahvaltınızı yapabilirsiniz, kahvaltınızı yiyebilirsiniz, sporunuzu yapabilirsiniz. Birçok alternatif var. Evet, zeytine bayağı bir taktınız. Çok güzel. Birazdan getiririz. Nokta bu arası farklı. Akşam da gün batımına sizi davet edeceğiz. Evet, çok güzel, çok güzel. Ama orasının sahibi belli zaten. Buradan açıklama yapmıyor, çok yakında.
çok güzel bir konsept gelecek oraya. Ya. Onu daha sonra inşallah geldiğinde çekim yapmak için rica ederiz. Yine burada da kuaför bir spor salonu ve kuaför var. Detay vermişler, incelerler. Buradan yine otel ve listelerin orayı görürüz. Evet. Fotoğrafımız var, hatırlıyor musun? Evet, evet. 9. Benim şimdiye kadarki en büyük, en yüksek kat rekoru mu? Ama buranın biliyorsunuz 34. katında bir lunch var. Evet. Orayı gezdirmedim. Onu akşam güneş batarken. Tamamdır. Ama şimdi yemek yiyelim. Biraz çalışalım. Gün batımında keyif yapalım. Bence de. Buyurun. Anlaştık. Yatırımcılara nasıl önerileriniz var? Bölge hakkında Bayraklı biliyorsunuz, herkesten takip ediyorsunuz. Zaten Manhattan bölgesi diye artık anılıyor. Kuleler bölgesi diye anılıyor. Burada yatırım yapıp da para kaybetmiş hiçbir iş adamı tanımıyorum. Hiçbir yatırımcı tanımıyorum. Her gün daha da fiyatlar yükseliyor. Daha da yükseleceğine inanıyorum. Hatta bu arada buna 2 sene önce iyi bir ekonomist var, Özgür Demirtaş. Bir kongresine gitmiştim. Artık bundan 2 sene geçti tabii ki. 3-5 yıl sonra insanlar konut alacak parayı bile denk getiremeyecek demişti. Maliyetler çok yükseldi. Evet. Bunlarla alakalı tabii burada artık 500 bin lira bir konut yok. Tabii ki yani burada 2 milyondan 10 milyona kadar konut var. Bölge inanılmaz gelişiyor. Dikkat etseniz bakın, etrafımız her yer zaten kule. Daha yapılacak bütün projeler de var. Var. Bütün yatırımcılara mutlaka Bayraklı'da proje görmek istiyoruz. Hatta depremden dolayı da insanlar, hani bir Bayraklı ismi geçti ya, hı hı. Yani öyle bir yer yok. Burada gerçekten hala sirkülasyon devam ediyor, satışlar evet. Devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Bu manzaraları, bu rezidansları izlemeleri için ne yapmaları gerekiyor? Kanalımıza abone olmaları gerekiyor. Evet, kanalımıza abone olmanız gerekiyor. O zaman kapanışı yapalım. Yapalım. Herkese hoşça kalın diyoruz. Hoşçakalın. Ama bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. I'm not afraid of the dark.